hizmeti ederken hiçbir zaman şu mahalle demedik, bu mahalle demedik, sizleri hiçbir zaman ötekileştirmedik. Hepinizi kucakladık. Hepinizi kalbimizde en güzel yerinde sizleri her zaman saygıyla, sevgiyle, hürmetle başımızın tacı yaptık. Demedik ki bu Arnavut'tur. Demedik ki bu göçmendir. Demedik ki bu Araplıdır, Kürttür. Ama 10 yıl sonra birileri geldi, size pembe yalanlar söyledi. 5 yılda 50 proje dedi. 7'sini yaptı. Ondan sonra dedi ki bir 5 yıl sonraya sana kim inanacak ki? Sen bu memlekette verdiğin hiçbir sözü yerine getirmedin. Ben size 5 yıl önce dedim ki benim yaptığım binaların temizliğini yapamazlar. Boyasını, badanasını yapamazlar. Benim diktiğim ağaçları sulayamazlar. Benim döktüğüm ova yollarındaki asfaltın yamasını yapamazlar. Dediklerim birdir, çıkmadı mı? Benden sonra dökülen ova yolu asfaltı var mı? Yok. Kanal boyunda döktüğüm asfaltın yamasını bile yapamıyorlar. Her taraf delik deşik. Her taraf. Belediyeyi ne hale getirdilerse ova yollarını da o hale getirdiler. Utanmadan da sizin karşınıza çıkıp şimdi de oy istiyorlar. Ayıp, ayıp. Senin oy istemeye değil, halkın karşısına çıkıp özür dilemen lazım. Neden mi? Senin, buradan açıkça söylüyorum, belediyeye yerleştirdiğin hırsızlar çetesini belediyeyi delik deşik yaptılar. Her gittiğim sohbette, her gittiğim esnafta, her gittiğim evde bir dokun bin ah işit. Bugün daha gittiğim iki tane esnaf bana aynen şunu söyledi. Başkanım dedi, bu belediyede sen gittikten sonra 5 senedir rüşvet vermeden imarda hiçbir ruhsat alınmıyor dedi. Bakın 70 gündür söylüyorum. İmarı soyup sovana çeviriyorlar. Müteahhitleri soyup sovana çeviriyorlar. Ve bu paraların hepsi sizlerin cebinden çıkıyor. Ve inanır mısınız? Belediye başkanı çıkıp ya sen yalan söylüyorsun diyemiyor. Neden mi? O da suç ortağı çünkü. Sevgili cami önlüler, bugün müteahhitlik yapıp da belediyeye bağış adı altında rüşvet vermeyen müteahhit yok. Herkesten rüşvet alıyorlar. Size bugün bir esnaf arkadaşımızın anlattığını söyleyeyim. Bugün ziyaret ettim. Bir mimarlık ve mühendislik bürosunda. Kendisi aynen şunu söylüyor. Eski bir belediye başkanı oraya gitmiş. Bundan 3-5 gün önce benim mühendis arkadaşım eski bir belediye başkanına aynen şunu söylemiş. Başkanım, bu belediye artık senin bildiğin dönemdeki belediye değil. Bu belediye artık senin bildiğin gibi bir temiz belediye değil. Belediyede artık rüşvet vermeden iş yapılmıyor. Bağış adı altında. Belediye başkanımız demiş ki olmaz öyle şey. Peki sen bilirsin, benden söylemezdim. O esnaf arkadaş, o mühendis olan arkadaş
bugün ziyaret ettiğimde o eski belediye başkanı 2 gün önce onlara iadeyi ziyaret yapmış. Ben sizden özür diliyorum. Neden başkanım demişler? Ben imar müdürüne gittim. Bu söylediklerinizin hepsini bir bir anlattım. Bana cevap ver demiş. O da başını öne eğmiş, söyleyecek bir şeyim yok demiş. Benim eski belediye başkanım da yazıklar olsun size demiş. Ve o abimiz, ben hayatımda 3 Hilal'den başka bir partiye oy vermedim. Yazıklar olsun bu 3 Hilal'in arkasında gidenlere. Yazıklar olsun bu hırsızlara demiş. Anlatanı anlatıyorum. Arkadaşlar, Turgutlu'nun bu hırsızlar çetesinden kurtulması lazım. Turgutlu'nun bu yalancılar çetesinden kurtulması lazım. Cami önünden sesleniyorum. Cami önü AK Partilisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, İYİ Partilisiyle, hatta ve hatta HDP'lisiyle delikanlıların, adam gibi adamların septidir. Ve buradan diyorum ki bu hırsızlar çetesini kovmak için önünüzde 2 gün kaldı. Pazar günü Allah'ın izniyle sandıklara gittiğinizde hiç düşünmeden Bismillahirrahmanirrahim deyin. Tertemiz parti olan Büyük Birlik Partisi ve bu uğurda kendini şehit etmiş, kendini feda etmiş Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisi, Büyük Birlik Partisi ve size 10 yıl hizmet eden Mustafa Serhat Orhan'ın altına evet mührünü vurun. Turgutlu'da hangi partiden olursa olsun, hangi esnaf kardeşimize, hangi aileye, hangi eve giderseniz gidin, %90'ın söylediği şu: bu 3 aday içerisinde Turgutlu'ya en iyi hizmeti Mustafa Serhat Orhan yapar. Neden mi? 10 yıl yaptıkları ortada. Neden mi? Sıktığı taşın suyunu çıkarır. Neden mi? Yaptıkları ortada. 5 ayda meslek yüksekokulunu bitirdik, hizmete açtık. Dedik ki zamanında Camönü çiftçi semti. Ne işi var Turgutlu'nun Atatürk Bulvarı'nın en üstünde ilçe tarımın? Getirdik mi buraya ilçe tarımı? Getirdik. Hemen 300 metre altına eski evin konservenin olduğu yere sosyal konutlar 288 tane yaptık mı, vatandaşımız şu anda sadece ve sadece 180 metrekare 180 TL para ödüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde küllük, eğer küllükte oturan vatandaşlarımız kabul ederse, Allah nasip ederse kentsel yenileme projesine başlayacağız. Bu Kürülük sakinleri isterse, aynı şekilde ova yollarının tamamı ıslah edilecek, asfalt yamaları yapılacak ve yapılmamış olanları yapacağız. Yaparsa kim yapar? Şimdi tabi buraya gelince bazı konular bize ablalarımız, kardeşlerimiz, bacılarımız tarafından anlatılıyor. Bazı sokaklarda sit alanı olan yerlerde inşaat izni yok. Maalesef bu
hırsızlar ve yalancılar çetesi onun da faturasını bana çıkarmış. Buradan söylüyorum. Bu konunun Serhat Orhan'la hiçbir ilgisi yoktur. İkinoğlu Anıtlar Kurulu tarihi eser olan yerleri tescillemiştir ve bu konuda Turgutlu'da benim dönemimde 37 tane bina ve eski bina vardır. Bunların etrafındaki yerler sit alanı İkinoğlu Anıtlar Kurulu tarafından tescillenmiştir. Bu konuda hiçbir belediye başkanının müdahale etme şansı yoktur. Bunu söyleyen size yalancıdır, namerttir, şerefsizdir. Arkadaşlar, imarın olup olmayacağına siz karar vereceksiniz. Söylediğim gibi Bozkurt Mahallesi küllük, eğer halkımız isterse kentsel yenileme projesine girecek. Onların hepsini çıkartırız ama küllük civarındaysa yeriniz, peki orada sit alanı varsa buna ne biber? Peki görelim, peki. Abi, yani söylenecek bir laf yok. Araplı tuttuğunu koparır. Evet, sevgili Turgutlular. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu arkadaş 5 yıl önce sizin karşınıza geldi. Ben dedim ya, bunlar benim diktiğim ağaçları sulayamayacak dedim. Ama karşılığında ne oldu? Kuruttular. Benim yaptığım binaların boya badanasını yapamaz dedim. Ne oldu? Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bakalım bu arkadaş 5 yıl önce ne demiş? Bir görelim. Dedik ki 5 yılda biz birileri gibi 5 yıl önce verdiğimiz sözleri unutmayacağız. Sayın Serhat Orhan der ki 30 Mart'ta hesap kitap bilmiyorlar. Bu 5 yılda yeni projeyi yapmadım gibi. Sonra da evet diyoruz.
sevgili Turgutlular. Bakın son bir haftadır, son 10 gündür Turgutlu'nun her yerinden gelen bir şikayet var bana. Muhtemel cami önü de ve diğer semtler de bundan etkileniyor. Turgutlu'da kanalizasyonlardan ve logar kapaklarından gelen çok ağır bir koku var. Bunu hissediyor musunuz? Bugüne kadar belediye en ufak bir tedbir aldı mı? Vallahi ben yerinizde olsam Turgay Şirin'i o kanalizasyonun içine tıkardım. Ama ben size bir tavsiyede bulunayım. 31 Mart'ta onu sandığa gömün, kanalizasyonun içine tıkayalım geçsin. Evet arkadaşlar, bu kadar duyarsız bir belediye başkanımız var. Sorduğu zaman da vatandaşlar, ben bilmem merkez bilir. Her şey güzel. Büyükşehir. Büyükşehir biliyormuş. Bitince güzel olacak diyor. Bitince güzel olacak. Ne zaman bitecek? 5 sene geçti. Ne zaman bitecek? Sevgili Turgutlular, sevgili cami önlüler, bakın bu arkadaş 5 senedir onu yapacağız, bunu yapacağız. Şimdi utanmadan çıkmış, yeni projelerini açıklamış. O da seçime 2 gün kala. O da neden biliyor musunuz? Kardeşi Süleyman dedi ki ona, aman bak Serhat Orhan'ın projeleri karşısında ezilmeyelim, dikkat edelim. Yalandan da olsa bir şeyler uyduralım. Nasılsa verdiğin sözlerin hiçbirini yerine getirmiyorsun. Seçimi alalım, ondan sonra unuturuz gideriz. Ama Süleyman, şunu sakın unutma. 31 Mart'ta bu millet Turgay'ı da Süleyman'ı da sandığa gömecek. Sevgili cami önlüler, şimdi sığındıkları tek şey Cumhur İttifakı. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu memleket için 15 Temmuz'da bu vatan 264 tane şehit verdi. 2500 tane gazi verdi. 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi AK Parti genel merkezinden gelen mesaj, bütün herkes ilçe teşkilatlarına gitsin. Saat 11'e çeyrek kala AK Parti ilçe teşkilatına gittim, belediye binasının yanında. Bu konuda şahit olan arkadaşlarım var şu anda. Evet. Burada bir arkadaşımız, Murat Alan kardeşimiz beni orada gördü. Ha, ben orada Süleyman kardeşimi de gördüm. Sonra hep beraber 50. yıl anıtına gittik. Ve orada bu vatanı, bu milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seven herkes bir ay demokrasi nöbeti tuttu. Ama o dönem içerisinde ben Turgay Şirin'i hiç görmedim. Turgutlu Belediye personelini de hiç görmedim. Bir bardak sıcak çay, bir suyu bile çok gördüler. Ve biz orada birçok cemaatimizin kardeşlerini gördük. Tek tek saymama gerek yok. Azeri cemaatini gördük. Kürt kardeşlerimi gördüm. Bütün Arnavut'u, göçmeni, bütün Araplısını, Semerkant Vakfı'nı,
Beşir Derneği'ni, hepsini gördüm. Hepsi hizmet ettiler. Sabah namazına kadar nöbet tuttular. Sabah namazını kıldıktan sonra işlerine gittiler. Ama maalesef orada Turgutlu Belediyesi'nin elemanları çöpleri bile temizlemediler. Benim Semerkant Vakfı'ndan, Beşir Derneği'nden ve diğer cemaatlerden kardeşlerim temizledi o çöpleri. Ama ne Turgay Şirin'i ne de yandaşlarını 15 Temmuz'da hiç görmedik. Yine aynı şekilde 16 Nisan referandumunda yine onları hiç görmedik. 24 Haziran seçimlerinde sadece ben kendisini MHP'nin ikinci sıra belediye başkanı Selendi Belediye Başkanı Nurullah Bey'le bir avşarda gördüm. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti bir anlaşma yaptılar. Manisa ve Turgutlu'yu MHP'ye bıraktılar. Ve MHP burada tekrar eski belediye başkanını aday gösterdi. Ve size şunu söyleyeyim. Ben bunun üzerine AK Parti Genel Merkezi'ne giderek bu isimle siz Cumhur İttifakı'yla seçim kazanamazsınız dedim ve Büyük Birlik Partisi'nin teklifini kabul ettim. Şimdi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'ni ziyaretindeki konuşmayı bir seyredin. Oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi müşterek bir çalışmanın, bir gayretin içerisinde olacağız. Sayın Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etmek suretiyle birliğimiz, beraberliğimiz, dayanışmamız, daha derinli bir kampanyayı nasıl yürütürüz? Bunların üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bize karşı, partimize, camiamıza karşı çok samimi, duyarlı bir davranış ve tutum içerisinde oldu. Ben bunun için de kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Tabii biz de Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın içerisinde asla bir fesatla yer almadık. Ülkemizin içinden geçtiği şartları, meselelerimizi, devletimizin bekasını, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, vatandaşlarımızın huzurunu, refahını dikkat alarak bu kararı verdik. Sevgili dostlar, Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı'nın bir üyesidir. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın ortağı değildir. Biz yola çıkarken Cumhur İttifakı'nın adayı değiliz. Millet İttifakı'nın da adayı değiliz. Biz Turgutlu İttifakı'nın adayıyız. Bunu her zaman aynı şekilde söylüyoruz. Ama bizim söylediğimiz şu var. Biz Turgutlu'ya hizmet için mücadele ediyoruz.
Turgutlu'ya hizmet etmek için Ankara'da kimin gerekiyorsa kapısını çalarız. Başbakansa başbakan. Yani başbakanlık kalktı, cumhurbaşkanımız. Bakanlar, genel müdürler, müsteşarlar, daire başkanları. Çünkü Mustafa Destici Ankara'dan AK Parti'den milletvekili seçilen bir kişidir. Ve verildiği söz aynen şudur. Siz belediyeyi Büyük Birlik Partisi belediye başkan adayı Serhat Orhan'a verin. Her projenizin takipçisi olarak Ankara'da bizzat ben ilgileneceğim. Bu projenin hayata geçirilmesi benim sözüm ve garantim altındadır diye taahhüt vermiştir. Süleyman Turgut diyor ki onun arkasında hükümet yok. Yanılıyorsun Süleyman Turgut. Benim arkamda hükümet de var. Benim arkamda Büyük Birlik Partisi var. Benim arkamda Turgutlu halkı var. Sana da ihtiyacı yok Turgutlu'nun. Çünkü Turgutlu seni 2007 yılında tarihin tozlu sayfalarına gönderdi. Sen 5 yıl belediye başkanlığı yaptın, milletvekilliği yaptın ve ondan sonra tarihin tozlu sayfalarında yerini aldın. Şimdi bir şeyler umma, bir şeyler bekleme. Neden mi? Halkın gönlünde yoksun çünkü. Halkın gönlünde olmayan siyasetçinin o makamlarda da bir yere gelme şansı yok. Ne yaparsan yap, halkta karşılığın olacak. Bugün demek ki 10 yıllık Serhat Orhan'ın Ege'nin yükselen yıldızı yolunda yaptığı hizmetler Turgutlu halkında bir yer bırakmış ki bugün biz binlerce yürüyoruz. Dün akşam Atatürk Bulvarı'nı en sonunda 15 Temmuz meydanında en ucumuz varken Koza Pazarı'nda da diğer ucumuz vardı. Tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi benim bacılarımın arabasını tekmeledi. Benim AK Parti'de uzun dönemler görev yapmış Necmiye Belek bacımın arabasını tekmelediler. Yazıklar olsun sana. Çetin Akın, yazıklar olsun sana. İçinde bir bayanın bindiği arabayı tekmeleten Çetin Akın'a yazıklar olsun. Başkanlığı kesmeye çalıştılar. Ama maalesef durduramadılar. Kendi halkını kendisi durduramadı. Hakareti susturamadı. Hiçbir şey yapamadılar başkanım. Yapamazlar Allah'ın izniyle. Evet. Bunlar böyle basiretsiz, bunlar böyle kabiliyetsiz insanlar. Bugün bizim bir bacımızın arabasını tekmeleyen belediye başkan adayı adamlarına hakim olamıyorsa yarın bu belediyeyi nasıl yönetecek? Bu belediyede halkına nasıl hizmet verecek? Çetin Akın, buradan sana sesleniyorum. 5 yıl benim belediye başkan yardımcılığımı yaptım. Benden sonra Turgay Şirin, ona ben başkan bile diyemiyorum. Çünkü başkan demeye dilim varmıyor. Çünkü Turgutlu'ya bugüne kadar gelmiş geçmiş tek ve birinci şaibeli başkandır. Onun alnında kara bir leke vardır. O kara lekede imar yolsuzlukları ve OSB yolsuzlukları yazmaktadır. Hayatı boyunca da bu leke onun alnından çıkmayacaktır. Delikanlı adam bu kadar söz karşısında
yeter ya der, bir açıklama yapar. Ama o yolsuzlukların altında ezilmektedir. Şimdi Çetin Akın, bu imarda bu kadar yolsuzluk yapılırken sen bir kat yukarıda sırça köşkünde oturuyordun. Hangi konuda müdahale ettin? Hangi konuda bir açıklama yaptın? Hangi konuda kamuoyuna bir paylaşımda bulundun? Hiçbir şey. Demek ki sen de o konuların, o yolsuzlukların suç ortağısın. Yarın bir gün o kişiler seni masa tenisi gibi oynayacaklar. Ama neden 10 yıllık Serhat Orhan Belediye Başkanlığı'nda bir tane imar yolsuzluğu olmadı? Neden Serhat Orhan Belediye Başkanlığı'nda bir tane OSB yolsuzluğu olmadı? Bizi yolsuzlukla suçladınız, insanlarımızı aldattınız. Kendisini burada gördüm. Osman Özkızılcık abim burada mı? Osman Özkızılcık abim biraz önce buradaydı. Eğer buradaysa lütfen kendisini buraya çağırıyorum. Arkadaşlar, Osman Özkızılcık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye meclis üyesidir. Özellikle bizim gönül dostu, Allah dostu bir abimizdi. Kendisinin bizzat ağzında Turgay Şirin'e ne söylediğini, ne cevap aldığını lütfen kendisinin açıklamasını rica edeceğim. Kardeşlerim, ben de Küllük Mahallesi'nin bir çocuğuyum. Bu cami önünde büyüdüm, karşıda esnaflık yapıyorum. Geçen seçimlerde Serhat Başkanımızın listesinde AK Parti'den şehir meclisi üyesi olarak seçildim. Bir yıl boyunca Turgay Şirin'in ekibini ve hizmetlerini o dönemde takip ettik. Bir yıl sonra yapılan denetimlerin sonucu çıktığında Turgay Başkan'a şu soruyu sordum. Dedim ki, Sayın Turgay Şirin, siz seçimlerde mahalle mahalle gezdiniz, kahve kahve gezdiniz, insanlara Serhat Orhan'ın yolsuzluk yaptığını, yolsuzluk yapanların, devletin malını yiyenlerin cenaze namazı kılınmayacağını hep birlikte söylediniz. Şu anda denetimler bitti. Şu ana kadar Serhat Orhan hakkında açılmış bir dava, takip edilen bir dava veya sonuçlanmış bir dava var mı diye sordum. Turgay Şirin dedi ki, ben öyle bir söz söylemedim. İlk önce bunu söyledi. Ve arkasından dedi ki, hayır, açılmış bir dava yok, sürere giren bir dava yok ve herhangi bir soruşturma yok dedi ve konuyu kapattı. Şimdi bu yapılan işlerin, bu söylenen şeylerin aynısını bugün söyleyebiliyor mu? Devletin malını yiyenin, toplumun malını yiyenin, fakir fukaranın hakkını yiyebilenin, cenaze namazı kılınmadığını şimdi söyleyebiliyor mu? Bizler de 31 Mart günü bunun hesabını ona soracak mıyız? Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Evet, Osman Özkızılcık abim her şeyi çok açık ve net bir şekilde söyledi. Allah'a şükür alnımız ak. Ve size projelerimizi yaparken 1 Nisan veya mazbatayı aldığımız günden itibaren her konuda size karşı şeffaf olacağız. Her konuda size açık olacağız. Bütün projelerimizi yaparken hep size danışarak,
sizin bizden istediğiniz şeyleri yapacağız. Bunun için de elimizden gelen mücadeleyi son raddesine kadar yerine getireceğiz. Burada ben 2014'te seçimlerden 10 gün önce parasını yatırdığım Çukurbahçe pazar yerini sırf Serhat Orhan'ın projesi diye 5 senedir yapmadılar. Geçen hafta ablamın dediği gibi, geçen hafta 5 sene elini sürmedikleri yerin erik ağaçlarını kestiler. Neden? Sanki 3 günde inşaat yapacak diyor ablam benim. Onlar değil, 3 günde, 5 senede hiçbir şey yapmadılar ve size sadece ve sadece yalan söylediler. Neden mi? Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra biz yapacağız. Biz. Sevgili dostlarım, sevgili kardeşlerim, bakın biz ne yaptıysak, ne bıraktıysak aynen duruyor. Doğalgaz da aynen bıraktığımız gibi duruyor. Başka hiçbir şey yapılmadı. Çukurbahçe'deki pazar yeri işte orada. Eriklerini bile bakamadılar. Kapkara erik ağaçları en sonunda köklediler. Yalandan yapacağız dediler. Ama ben size başka bir şey söyleyeyim. Zaten Cengiz Ergün'ün önümüzdeki 5 yıllık projeleri arasında bir tane Turgutlu projesi yok. Neden mi? Cengiz Ergün Turgay Şirin'i çizmiş. Cengiz Ergün Turgay Şirin'den ne oy bekliyor, ne hizmet bekliyor, hiçbir şey beklemiyor. Ama şuna inanın, Serhat Orhan belediye başkanı olduğu zaman belediye başkanı büyükşehir, ister Cengiz Ergün olsun, ister Orkun Şıktaşlı olsun, Turgutlu'ya hizmet gelecek. Çünkü onun karşısında Serhat Orhan var. Turgay Şirin değil. Sevgili dostlar, cuma pazarımızı da yapacağız. O yollarımızı da asfaltlayacağız. Sizin Bozkurt Mahallesi ile de ilgili sorunlarınızı çözeceğiz inşallah. Küllük'le ilgili de eğer Küllük sakinleri isterlerse kentsel yenileme projesini hayata geçireceğiz. Nasıl bu kardeşiniz size söz verdi, 26 günde düğün salonu yaptıysa söz verdiğimiz bütün projelerimizi hayata geçireceğiz. Başkaları gibi yalanla dolanla işimiz olmayacak. Ve biz taşın suyunu çıkartmasını biliriz. Ben söylemiyorum. Süleyman Turgut söylüyor. Süleyman Turgut söylüyor. Bir dinleyelim bakalım Süleyman Turgut ne diyormuş. Hafızayı beşer, nisyanide mahremdir. Yani insan hafızası unutur, dilini de unutur, kökünü de unutur. Aynısı iştir kişinin, lafa bakılmaz. Hangi belediye başkan adayı bizim belediye başkanımız kadar yürekli cesaretli? Kuşkuşu pekala, kuşku başkan. Yok. Birilerinin 10 yılda yapamadığını 5 yılda geçmiş bizim başlığımız. Fakir fukaranın, garip kurabal insanın her zaman yanında olmuş bizim başlığımız. Bizim yiğit bir belediye başlığımız var. Sobası, bacası tütmeyeni, sobasını tütmeyen bir belediye başlığımız var. Geçen bir programı sayılır. 530 dönümlük bir yeri dekorasyon alma
içimize, içimizden bir arkadaşımıza sevgili dostlar. Bu çocuklar için kreş yaptık. İlkokul yaptık. Ortaokul, lise yaptık. Meslek yüksekokulu yaptık. Fakülte yaptık. Yurtlar yaptık. Ve her şeyden önemlisi tam 10 yılda 15 bin çocuğumuza burs verdik. Allah'ınızdan korkun ben. Beni ağzınıza alırken, beni dilinize alırken ağzınızda Allah'ınızdan korkun be. Yazıklar olsun. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Afişlerimizi bulvardan indirdiler. Elektriklerimizi direklerden trafoları söküp elektriklerimizi kestiler. 10 gün bulvarda yürüme hakkımız varken 2 gün yürüttüler. Ve utanmadan İlçe Seçim Kurulu'ndan karar aldırıp son iki gün bizi yürütmemek için hakim kararı çıkarttılar. Ama biz İl Seçim Kurulu'ndan bozdurduk, bir daha aynı kararı aldırdılar. Bir de Çetin Akın utanmadan bana telefon açıyor. Başkanım, haberimiz olsaydı biz kabul ederdik. Senin yalanlarına bu millet inanmıyor. Sen dürüst bir belediye başkan adayı olsaydın, benim meclis üyelerim bu, siyasi görüşleri bu, hepsinin de kalkıp kapı gibi arkasında olurum derdin. Ama sen bir öyle bir böyle, ondan sonra bu millet senin neyine güvenecek yani? Bu millet senin neyine güvenecek? Sen Turgay Şirin'in 5 rezil yılına sesini çıkarmamışsın, bir tane açıklama yapmamışsın. Ondan sonra Serhat Orhan'ı Turgay Şirin akladı. Serhat Orhan geldi mi Turgay Şirin'i aklayacak. Yok öyle ya ama. Serhat Orhan Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve Yönetmelikleri ne derse hemen Turgay Şirin dönemiyle ilgili Sayıştay'dan müfettiş isteyecek. Senin gibi o sırça köşk başkan yardımcılığı makamında oturmayacak. Sen ne yaptın? 5 sene sesini çıkarmadın. Ay 15 maaşını koydun cebine. Sonra birilerinin dediği gibi, ki bu onu beni ilgilendirmez, düğün salonu işletmeciliği, otogalericiliği. Ne güzel. Gelsin yavrum, gelsin. Oh. Peki bu millet için ne yaptın? 27 yıllık memurum diyorsun. Ne yaptığını söyle bu millet için. Yarın gelecekmişin cami önüne. Hadi söyle. Ama Serhat Orhan 10 yılda ne yaptığını bütün Turgutlu biliyor. Şanıyla, şerefiyle. Eğer halkımız bu baskı düzenine karşı, bu yalan düzenine karşı, bu rüşvet düzenine karşı artık yeter diyecekse, Serhat Orhan burada. Size hizmet etmek için hazırım. Ama takdir Turgutlu halkının. Ben ovada sizin yanınızdayım. Ben hayvan çiftliğinde sizinle beraberim. 5 yıl önce İran'dan üzüm getirdi dediler, iftira attılar. Bugün üzüm 11 bin lira. Peki üzümü ucuzlatan Serhat Orhan dendi. Peki üzümü pahalandıran Serhat Orhan diyebiliyorlar mı? Neden? Onların işi gücü iftira atmak. Başka bir şey değil. Sadece iftira atmak. Her ortamda iftira atarlar. Başka hiçbir şey yapmazlar. Bunların zihniyeti aynıdır. Hiçbir farkı yok. İkisinin de birbirinden farkı yok. Bakın ikisinin de. Bak Sayın ne güzel söylüyor. Al birini vur ötekine. Çünkü
Bugün bir kahvehanede vatandaşımız diyor ki ya Serhat Orhan, vallahi de billahi 7 Eylül yolunda Altay Meydanı'na giderken bir çay ocağında oturduk, sohbet ediyoruz. Bir tanesi CHP'li, bir tanesi AK Partili. Diyor ki bir tanesi, ya ben senin hizmetlerine zaten söyleyecek bir şeyim yok. Ne Turgay ne Çetin senin yaptığın hizmeti yapamaz. Reis öyle dedi. Ya kardeşim, reis Turgutlu'daki şaibeli Turgay Şirin'i nereden bilir? Siz biliyor musunuz? Reis buraya gelince Manisa'ya bunlar yalvardılar. Aman Cumhurbaşkanım, eski belediye başkanı bizim tezgahı bozuyor. Bizim oyunu bozuyor. Ne yapalım? Ya çağır onu adaylıktan çek ya da kulağını çek. Reis ne dedi biliyor musunuz? Çok çalışın kazanın. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız Urfa'da Saadet Partisi adayına kızıyor. O da herhalde eski AK Parti adayı ona karşı bir konuşma yapıyor. Hemen bizim arkadaşlar hemen onu yayına sokuyorlar. Ya arkadaş, Serhat Orhan'ın yaptığı hizmetleri Turgutlu biliyor. Serhat Orhan 10 yıl şerefli bu memlekete hizmet etti. Onun için arkasında binler var. Peki 2014-2019 özellikle AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Ve bütün Turgutlulu kardeşlerime sesleniyorum. 5 yıl AK Parti hükümetinin Turgutlu temsilcisi olan AK Parti ilçe yönetimi Turgutlu'ya hangi hizmeti getirdi? Ne olur bir sorgulayın. Ama ben olsaydım anasını ağlatırdım. Ben olsaydım hizmeti yağdırırdım. Peki siz ne yaptınız? Süleyman Turgut, diyorsun ki hastaneyi ben yaptım. Irlamaz'ı ben yaptım. Ya bu adam hiçbir şey yapmadı mı ya? Ben ne diyeyim, bak millet diyor. Ben demiyorum, millet diyor. Süleyman Turgut, duyuyor musun? Millet diyor, yalan diyor, yalan. Şair beni. Vallahi bir dokun bin ah işit. Sevgili arkadaşlar bak, ablam diyor ki bu mazgalların kokusundan evde duramıyoruz, sokağa çıkamıyoruz diyor. Duyuyor musun Süleyman Turgut? Sevgili arkadaşlar, Abbas Yolcu, gidiyor bunlar, gidiyor. Sevgili Turgutlular, Sizden bir ricam var. Hani diyorlar ki, trenden inen trene binemez. Şimdi Allah nasip ederse, yok. 1 Nisan'da Turgutlu Otogarı'na gidiyoruz ve
trene hep beraber biniyoruz. Var mısınız? Arkadaşlar, bunlar bugün Selvili Tepe'de pek duyacaklarını zannetmiyorum. Bu kadar ses de duyulmaz. 1 Nisan günü trene biniyor muyuz? Peki o arkadaşlarını da trene binmeye çağırıyor muyuz? Evet. Bu millet koptu. Bu millet Allah'ın izniyle Turgutlu İttifakı diyor ve Serhat Orhan diyor. Başka bir şey demiyor. Şimdi karşıdan bir grup MHP'li kardeşim bana el sallıyor. Ben bu memleketin 1978'inden beri gelen milliyetçi, muhafazakar, ürkücü bir kardeşim, kardeşinizim. Size selam gönderiyorum. Ama o Turgay Şirin'de 15. sıraya kadar bir tane MHP'li, bir tane ülkücü yok. Buradan AK Partili kardeşlerime de selam gönderiyorum. Muhsin Yazıcıoğlu şehidimize, Muhsin Yazıcıoğlu adam gibi adam, Sayın Mustafa Destici'ye de selam gönderiyorum. Sevgili dostlar, biz Turgutlu İttifakı'nı kurduk. Biz herkesi canı gönülden seviyoruz. Tekrar söylüyorum, Kürdüyle, Araplısıyla, Arnavutuyla, Göçmeniyle, Kırlısıyla, Azerisiyle hepsini kucaklıyoruz. İstasyon altı da bizim, cami önü de bizim. Selvili Tepe'de bizim, Cumhuriyet Mahallesi, Ergenekon Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Albayrak Mahallesi, Bozkurt Mahallesi, Kır Mahallede bizim, Özyurt da bizim, hepsi bizim. Turgutlu'ya selam olsun. Turgutlu spor taraftarlarına sesleniyorum. Bu kardeşiniz, bu abiniz size 2500 kişilik spor salonunu yaptı mı? 12.000 kişilik stadyumu %70-75-80 seviyesine getirdi mi? Yeni stadyum Turgutlu spor şampiyon mu? Tabii burada bütün Turgutlu burada. Saymadığım mahallelerden özür dilerim. Acarlar da bizim, Yılmazlar da bizim, Avşar da bizim, Derbent de bizim. Adamların dibi olan Urganlı da bizim. Tabii yani şimdi burada kendime de biraz pay çıkarmam lazım. Hanaylı bana yan yan bakıyor. Sarıbey de bizim, Çampınar da bizim, Sinirli de bizim, İzzet'in de bizim, Urganlı Yeniköy, Musalar Yeniköy, hepsi bizim Allah'ın izniyle. Dalbahçe de bizim,
Hacı İsa'lar da bizim. Fatih kardeşim diyor ki hepsini tek tek sayacaksın. Şehitler de bizim. Zeynep de bizim. Ya kardeşim, Musulcalı Musulcalı benim kendi köyüm. Ben ne kadar Sarıbeyliysem o kadar da Musulcalıyım. Hepinizi seviyorum. Çünkü Serhat Orhan'ı Serhat Orhan yapan sizlersiniz. Eğer Serhat Orhan bugün bir Serhat Orhan markası olduysa sizlerin desteğiyle oldu. Ve şimdi sizden bir isteğim var. Diyorum ki biz %50 oy almalıyız. %50 oy almalıyız ki bizim sesimizi Manisa duysun. Turgutlu duysun. Ama her şeyden önemlisi Ankara duysun. Ankara. Çünkü %50 oy aldığımız zaman Ankara'dakiler diyecek ki Turgutlu Belediye Başkanı. Çıkrıkçı da bizim. Dalbahçe'de bizim. Azeriler de bizim. Kürtler de bizim. Hepiniz bizimsiniz. Biz biriz. Birlikteyiz, beraberiz. Biz hepimiz marka şehir kasabayız. Bizim birliğimizi ve dirliğimizi, beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Biz hepimiz kardeşiz. Şimdi size buradan şunu sesleniyorum. Biz %50 oy veya 50 bin oy aldığımız zaman inanın Ankara'da bütün bakanlıklar ve bütün genel müdürlükler ardına kadar açılır. Neden mi? Arkasında halkı, arkasında bu adamın derler. Ve sizden bunun için ne cumhur ne millet. İlle de Turgutlu ittifakı. İlle de Turgutlu ittifakı diyorum. Biz vatanımızı çok seviyoruz. Ama yaşadığımız aşımızı kazandığımız, gerçi sular kirli akıyor ama suyunu içtiğimiz. Ama neticede Allah gecinden versin, size ben güller bahçesi bir mezarlık yaptım. Maalesef Kerbela'ya döndürdükleri bir mezarlığımız var. Ama onu da geri alacağız. Neden? Onur ve gurur mücadelesi yaptık. Benim Turgutlu'mun insanı Serhat Orhan'ın bıraktığı Güller Bahçesi mezarlığa layık. Öyle bakın, inanın her gün neredeyse en az bir defa mezarlığa gidiyorum. O düzensizlik, o pislik, o toz toprak, o çamur, inanın gerçekten bugün üşenmedim. Bir de birinci etaba baktım, çok farklı. Ve Turgay Şirin'in Manisa Büyükşehir'e verdiği yerlerin hepsini tek tek geri alacağız. Turgay Şirin, yedirtmem onları sana, yedirtmem! Serhat Orhan onları Turgutlu halkına kazandırdı. Ama senin öyle bir derdin yok. O koku gene geldi. O koku gene gelmiş bak. O koku gene gelmiş. Evet. O koku nasıl gider biliyor musunuz? Su sıkarsınız, kanalizasyonlara akıtır gidersiniz. Ama Turgay Şirin'de onu düşünecek kafa yok ki. Onun için Turgay Şirin'i kanalizasyona atacağız, süpüreceğiz, gidecek. Ondan sonra
Gediz'e kendi yaptıkları arıtmadan da arıtılacak, Gediz'e salacağız diyecek. Ama yanına da Çetin'i koyalım mı? Duyamadım. Evet. Arkadaşlar, pazar günü Allah nasip ederse Turgutlu'nun önümüzdeki 5 yılını yönetecek belediye başkanını seçeceğiz. Ve bu gördük mü Sedat abi? Her eve lazım. Bunların da duası lazım. Sait'ime bir sözüm var. Belediye başkanı olursam Körüklü çizme, Kostaklı sağ. Söz. Hadi bakalım Sait. Sait'e söz verdik. Sözümüzü yerine getireceğiz. Kimisinin duası, bunların da duası geçer, ben size söyleyeyim. Tamam Sait'ciğim. Aytekin, sana da aday. Tamam. Sana da düğün yapacağız. Konuşma artık. Sevgili dostlar, sevgili cami önü sakinleri, sizleri canı gönülden seviyorum. Hasan abicim, seni de seviyorum. Adamın dibisin, dibi. Adnan abim neredesin? Arnavutların kralı. Hepinizi çok seviyorum. Narçiçek. Evet. Allah inşallah pazar günü Turgutlu'muz ve Türkiye'miz için seçimin hayırlara vesile olmasını ve bu üç aday içerisinde Turgutlu'yu en iyi yöneteceğine inandığınız, Turgutlu'yu gerçekten tekrar Ege'nin yükselen yıldızı yapacağına inandığınız ve tabii ki Serhat Orhan, zaten insanlar kararını vermiş de gün sayıyorlar. Şimdi Allah nasip ederse 31 Mart'ta şu amblemimizi bir görelim. Büyük Birlik Partisi ay içinde gül. Ay içinde gül. Mustafa Serhat Orhan yuvarlağın içinde evet. Ve dördüncü sıra. 1, 2, 3 dördüncü sıra. Dördüncü sıraya Bismillah'ı çekiyorsunuz. Evet mührünü vuruyorsunuz. Akşam 10'dan itibaren seçim lokaline inşallah bekliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Şimdi sıra şiir meclisi üyelerimizde.